Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Legion TD 2'de yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün yanımda bana eşlik eden biri yok, tek başıma oynuyorum ama biliyorsunuz ki oyunu oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum. Özellikle son zamanlarda bayağı başarılı buluyorum kendimi açıkçası. Baktığınız zaman maç geçmişinden mi bakılıyor, genel bakıştan mı bakılıyor bilmiyorum. Yeni sezonda oynadığımız yeni sezon kaçıncı sezon oluyor bilmiyorum ama 19 oyunun 16'sını kazanıp 3'ünü kaybettim sadece. Yani %84 win rate'im var ve kazandıkça daha çok oynayasım geliyor. Bu yüzden sanırım bu sezon benim sezonum. Ne değişti, ne oldu, ne bitti bilmiyorum ama oynarken bayağı keyif alıyorum dediğim gibi. Birkaç el Legion oynayacağız arkadaşlar bu videoda. Vallahi Sinan abi her el kazanıyoruz böyle. Her el birinciyiz. Kaybettiğimiz ellerde bile MVP'yiz. Hoşuma gidiyor yani. Bir de farkında mısınız bilmiyorum. Bu oyunda Ghost gelmiyor. Ağzımı çok açmamam lazım tabi de. ProTürk 4. ayında selamünaleyküm Samet abi. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim ProTürk. Sağ olasın. Akşam Foundation veya Tower Masters olabilir. Foundation yapalım akşam. Kursofen. Foundation güzel bir oyun. Foundations yapalım. Arkadaşlar bu arada ben az önce oyunu kazandım. Ben az önce oyunu kazandım abi. Nasıl ve ne şekilde kazandığımı size aktaracağım. Taramalı tüfek gibi vurduracağım şu çara. Burası benim board'um değil. Sorry. Sorry. Çok pis bir build bu. Çok çok pis bir build. Ben size söyleyeyim. Bu build'le kaybetme gibi bir opsiyonumuz neredeyse yok gibi bir şey. Ama bir saniye. Bu kaybediyor muydu ya? Tur 2'de kaybedebilir. Bir slime line bir şey koyalım buraya. Otoya alalım. Efendim sevgili Toblerone 3. ayında. Toblerone hoş geldin. Merhabalar. Ve sevgili Ozan Arslan. Bu oyun her zaman çok güzel. Eskimiyor demiş. 50 lira göndermiş. Ozan kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Keyifli güzel zaman geçiriyor. Sen de mutlu bana. Kursofen'cim görüşmek üzere. Kesene bereket. Teşekkür ederim 100 bitlik desteğin için. Sağ olasın. Eyvallah. Akşam görüşürüz. Sinan abi, yandaki feeders'a da sorun yok abi. Şimdi bak, atlar buradaki mürite mana basacaklar. Bu mürit mana bastıkça karşıya hasar çıkaracak. Bunu bir üst kademeye çıkardığında yandakiler daha hızlı mana yeniliyor. Sahada tek mana kullanan ünite bu olacak, tamam mı? Şunu bile kullanmayacağım, bunu ya da bunu. Hani herhangi bir şekilde manaya sahip bir şey kullanmamam lazım ki sahada manayı yemeyelim, kurtu alırız. Çiçeğin manası var mıydı? Çiçeğin manası yoktu galiba ya. Çiçeği alırız. Şunları bir bırakırız. Bir de kasap alalım diyeceğim de kasapta şey var ya. Şimdi neden böyle yaptığımı anlayacaksınız dostlar. Çünkü dediğim gibi birinin manası olmamalı. Çiçeğin manası var mıydı ya çiçek çarının? Vallahi hatırlamıyorum. Bu arada naneyi yeriz abi bu tur. Geçen tur bana bir şey yollamışlar mı? Yollamamışlar. Geçirebiliriz. Yani geçirme ihtimalimiz var ama iskeletler de bir halta yaramaz ki şimdi. İskeletlerle board'u bölsem. Oo, benim gelecek tur belamı katlamaya geliyor. Ben bu gelişi bildim. Ben bu gelişi bildim. Benim belamı katlamaya geliyor. İkisi de turu çirkin yapacaklar abi. Turu çirkin yapacaklar. Tur 3'teki çirkinden kaçmanın bir yolu var mı? Çok zor. Çok çok zor. Şimdi özellikle tek mana kullanan çar bunu bıraktım. Tamam mı? Kasabın da mana kullandığının farkındayım bu arada. Kasabı koymayacağım o yüzden sahaya. Öylesini aldım. Tek mana kullanan arkadaş bu olacak ki biz rahat edeceğiz sevgili dostlar. Önüne bir at koyalım şöyle. Bu at güzel iş yapacak. Bizimki de kralı güçlendiriyor. Ben otoda yolluyorum. -35. Vallahi ya tur 3 çirkin ya da tur 4 dinozor yollarlar. Çiçekle mana yoksa şahane abi. Çiçekle mana varsa yattık. Melih hoş geldin. Merhabalar. Sevgili Erbey. Oyun kule savunma türünde bir strateji oyunu. İki tarafında kralı var. İkişer kişilik takımlar halinde oynanıyor. Karşıdan gelen düşman grubunu durdurup kralını hayatta tutmaya çalışıyorsun. Kralı ilk ölen oyunu kaybeder. Kural bu. Senin savunma birliklerin bunlar. Bu birliklerle savunma yapıyorsun.
Burası da paralı asker kampı. Şu panelden paralı asker alıp düşmana saldırıp düşman kralının daha hızlı bir şekilde devrilmesini sağlıyorsun. Hani oyun zaten normalde saldırıyor senin kralına. Bir de ekstradan sen bu saldırıyı destekleyebiliyorsun. Çiçek mana kullanmıyordu galiba. Bizim bir şansımız olmaz galiba bu iskeleti yükseltsem de. Tamam, bu şeyle gelecek. Tur 4'te tavukla gelecek. Biz bir işçi basalım. Eksi 30 yani. Bu turlarda yatsak da bir şey olmaz. Kral bir şekilde tutar. Evet, bu tur şey yaptılar. Tur 8 dinozor yaptılar. Yani zaten hani kompozisyon hep bellidir arkadaşlar. Ya tur 3 çirkin yapılır. Ya da tur 4 dinozor yapılır. Çirkin daha tehlikeli olurdu. Çirkin daha tehlikeli olurdu. Bakmayın, bunun hayatta kalma ihtimali yüksek. Board'u kesme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Rahat olun. Rahat olmayın. Yani biz tuttuk ama yandaki bizim kadar iyi hazırlanmadı demek ki. Olur, 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 olur. Yani bu tur adamın kaybetmesi kadar doğal hiçbir şey yok. Çünkü dinozor geliyor. Öyle dinozoru tutması çok da olası değildi zaten ama güzel. İyi iş yaptık. Keyifli iş yaptık. Hoş yani, çok çok minimal gold kazabildiler. Ki bakın arkadaşlar, yani ne kadar önde olduğumuzu görüyorsunuz. Sadece 75 gerideyim ve 100 birimlik bir param var. Şöyle yapabilirim. Bir tane daha at alabilirim. Ondan sonra seviye basabilirim. Hatta iki seviye birden basabilirim. İki işçi birden basabilirim. Çünkü olması gereken bu. Çok minimal kaybettik. Hiç önemli değil. Ve müritin verdiği hasarı görüyorsunuz. 4000 vurmuş abi. 4000. İki tur arda arda yollayamazsın. Yollayabilir mi? İki tane 80 biriktirmiş olabilir mi ya? Keser. Neredeyse her türlü keser de. Skillini bu arada var olana atmaması gerekiyor. Yani bunu kesip skillini ötekine atsa halledecek de. Ah be. Ah be. İki tur arda arda 80 yollama ihtimali ne kadar? 80 bana bir daha yollamış. Bu herif işçiye çok abandı demek ki. Ne yaptın da işçiye abanacak fırsatı bulabildin peki? Yani boş bırakmadan sıkıyorum da. Allah Allah. İlginç. Demek ki bulduğu zaman bulabiliyor. Çok minimal geçiriyoruz, o sıkıntı değil tabii ki de. Teşekkür ederim Smoke, sağ olasın, iyi yayınlar dileğin için, eyvallah. Güzel. At miktarını arttırabilirim ya da var olan atlardan birine upgrade basabilirim. Var olan atlardan birine upgrade basmak da güzel olabilir. Bir ona saldırıyorlar, bir bana saldırıyorlar. Okey, yani ortaklaşa saldırmamaları o kadar güzel bir şey ki. Ortaklaşa saldırsalar üstesinden gelemeyebiliriz çünkü. Atları upgradelersek de gizli defans her zaman işe yaradığı için bizimkiler mürite zaman kazandırır. Yani şu atlardan birini bir upgradeleyelim. Buraya da bir artı 15'ini bas. Bu ikisi de tank olacak. Bunların arkasına kurt adam koyacağım muhtemelen. Yani durmaksızın saldırıyorlar. Durmaksızın saldırıyorlar. Phoenix benim yanımdaki mi? Phoenix Myril'e saldırıyor. Okey, Myril Phoenix'i alt ederse ben öteki Nysayer'i alt ederim. Nysayer bana saldırıyor. Ben şimdilik sadece income için saldırıyorum. O bayağı saldırıyor ya. Vallahi kendimi hakimiyeti kaybetmiş gibi hissediyor muyum? Tam olarak hakimiyeti kaybetmiş gibi hissetmiyorum ama. O köstebek devrilirse rahatlarız. Biraz fazla mana biriktirdiğini düşünüyorum. Güzel, bizim yolladığım, dostumuzun yolladığı, müttefikin yolladığı geçirdi.
%91 ile. Biz 140'lık saldırmasına rağmen tuttuk mu? Ya tuttuk ya da çok kılpayı yattık. Tuttuk. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Yani o kadar iyi savunduk ki bu tur ayı gibi dalmasına rağmen. Bir tane işçi basarım buradan. Bu tur ayı gibi dalmasına rağmen çok çok iyi tuttuk. Herif her fırsatı değerlendiriyor. Sürekli sıkıyor. Adamın borduyla alakalı en ufak bir fikre sahip değilim bu arada. Adamın nasıl bir bordu var bilmiyorum. Peki at sayısını mı arttırmak mantıklı, upgrade'lemek mi mantıklı? Vuuu! Hohoho! Glamir Dance'dan 500 lira var. Yayını baltalayamayayım diye buradan gönderdim. Umarım senin için burası iyi olmuştur demiş. Efendim kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Kesenize bol bereket. Hocam iyi olmaz olur mu? Kesene bereket. Çok teşekkürler. Müthiş oldu. Müthiş oldu. Kesenize bereket efendim. Ya şimdi şöyle hani çok çok teşekkür ederim öncelikle desteklemek istediğiniz için ve izlemeyi arzu ettiğiniz bir oyun olursa, oyun olur, video olur, yayında zamanınız olmaz, ben her türlü hallederim. Hiç sıkıntı değil. Hani izlemek istediğiniz bir şey olursa anında temin ederim. Çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Gerçekten çok makbule geçti. Twitch'in müthiş bir komisyon politikası var. Yani gerçekten çok müthiş bir komisyon politikası var. Hatta yani bu politika yüzünden sürekli böyle ha bıraktım ha bırakacağım modumda takılıyorum. O yüzden tabii ki donate desteklemek için en güzel alternatif. Kesenize bereket tekrardan. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket ya valla. Şahane oldu. Ve dediğim gibi izlemeyi arzu ettiğiniz bir şey olursa söylemeniz yeterli. Sevgili dostlar, şimdi bu tur gelenler uzaktan yemiyor. Dolayısıyla şuradakilere upgrade'lemek bana mantıklı gibi geliyor. Bu ikisini upgrade'leyelim. Kalan ikisine de işçi basalım bence. 11 işçiyle biz bu işi kotarırız. Büyük baba da dalmayı düşünüyor olabilir. Evet, bakın 2 tur biriktirdi. Şimdi normalde bir tur biriktirdiğinde 80 yollamasına rağmen bir tur biriktirdiğinde 140'a çıkıyorsa bu 2 tur biriktirdi. Bize 200'lük 300'lük dev bir şey geliyor. Bize dev bir şey geliyor abi bu büyük babanın arkasına. Benim 335 altın kazanmam lazım. 335 altını nasıl sağlayabiliriz acaba? Ya Sinan abi şöyle, Ahmet'im hoş geldin. Bu kadar mitrili nereden buluyor olabilir? Sahasına bakmak lazım. Benim daldığım adam Phoenix. Phoenix şu an birazcık daha bize nazaran puanı düşük gibi duruyor. Peki Phoenix'in sahasında ne var? Kapı mapı, geçit bir şeyler. Boss'a vuracak bir şey var mı bu arada? Millennium'u var sadece. 10 altınla mı naneyi yedik gerçekten mi? Harbi misin ya? O 10 altın olsa şu an hiçbir şey dert etmiyor olurdum ama. Bu tur kral bir yüzleşmek zorunda kalabilir bazı şeylerle. İşte atlar yaşadığı kadar buna mana verirse tak 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 sıkar. Ama geri kalanı sıkıntı. Bugün sevgili Smoke Abo, akşama doğru Mount & Blade Bannerlord olabilir. Kursofa ne sözüm var? Bir foundation yapacağız. Oha, bu tur da yollamadı. Bu tur zayıftım. Bu tur fena halde zayıftım. O zaman bu 6'da ikisi de biriktiriyor bu arada. İkisi de biriktiriyor. Biri yattı bile. Çok büyük sıkıntılarımız olabilir dostlar. Çok çok büyük sıkıntılarımız olabilir. Çok güzel. 335 altın bulduğum için minimal sıkıntılarımız var artık. Karlı pazar. Savaşçıların artık %90 geri ödemeyle satabilirsin. Ek olarak 75 altın alırsın. Ustalar daha fazla çalışır. Bir savaşçını kurban et. Değerinin hepsi ve ilave olarak 85 altın. Ya bunlardan hiçbiri o kadar iş yapmaz ki. Ama şöyle yapalım. Bunu upgrade'leyelim. Savaşçı kurban etmeyi alalım. Aa, bu yeni yükselttiğimi kurban edemiyor muyum?
Bunu kurban edelim madem. Şuradan geri alalım. Eksi 300 geride gösteriyorum. Abi şu yaptığım komboya güveniyorum sadece. Oha 480. Azimle saldırmış. Azimle. Gerçekten büyük bir azim ve kararlılıkla saldırmış. Umut ediyorum dostlar. Şu bizim arkadaki yıldız çağıran. Mana verenleri olduğu sürece iş yapar da. Yok shutdown verdik bir de. Ama 480'le adam bitirmeye oynamış ya gerçekten. De bitmez bizim kral ya. Tam bizim kral bitmez. Onlar ellerindeki mermiyi harcadı. Ve bunlar biraz öne geçirir bu arkadaşları. Ne yapacağız peki bu saatten sonra krala mı yöneleceğiz? Ölmeyiz, ölmeyiz de. Ya krala yönelmek yerine vurmaya devam edip income'dan bir şeyler yapmayı deneyeceğiz o zaman ya. Bunları da geçirmiş bu arada. Normalde kombinasyonum güçlü. Ama insansı bir biriktirme değildi o. Bak artı 40 öndeyim şu an. O kadar çok saldırmışlar ki. Hepsine işçiye basıyorum abi. Peki sizin zayıf olduğunuz bir tur var mı? İlla ki zayıf olduğunuz bir tur vardır. Sizin zayıf olduğunuz tur hangisi biliyor musun? Bunların zayıf olduğu tur. 14'e biriktirebiliriz ya. 14'e doğru bir biriktirelim. Tamam kardeş, kralın can yenilemesini ben de fullledim. Sadece ara ara krala basıp mityum biriktireceğiz. Benim shutdown vermem kötü oldu bir yandan. Oha! Birader 440 yollayıp nasıl üzerine 300 basabilirsin? 480 yolladı. Üzerine 300 bastı abi. Moruk bu delilik ya. Vallahi delilik. Bakma ben çok rahat hallediyorum da ben buna vuruyorum değil mi? Aa, oğlum bir sıkıntı var bunda ya. Abi çok ilginç bir şey var hakikaten yani böyle bir şey yapamaz. Yanıyorsun diyor bana koç da yanıyorum abi harbiden. Şimdi şu öndeki tankların sayısını mı arttırmak makbul? Arkadaki atlara yatırmak mı makbul? Arkadaki atlara yatıracağım. Adamdan çok çok önde gözüküyorum sürekli. Ama ansızın bir göt olma ihtimalim var ya o beni korkutuyor. Biz şu kralı bir fullleyelim de hocam dur. Dur bir dur. Kralı bir fullleyelim. Artık kralı oynarız. Bak adamlar da kralı fullledi biz de kralı fullledik. İş çok ilerleyen turlara kalırsa biraz sıkıntı olabilir. Eyvah bir tur biriktiriyor. Şimdi bir turda takribi 300 biriktirdiğini varsaysak. Bundan sonraki tur bize neler eder acaba? Bak yıldız çağıran ana kerim. Öndeki tankların sayısını arttırmak lazım. Çiçekle miçekle arttırılır mı acaba? Bunlar sürekli geçiriyor. Kapı zili gibi bunlara basan kaçıyor, basan kaçıyor da. Vallahi Sinan abi ben de hiç bilmiyorum ne yapıyor. Yani normalde bana vuran bu adam değil mi? Yok bana Nayasar vuruyor. Tamam abi Nayasar board'a yatırmıyor. Şu sürekli geçiren var ya Nayasar. Nayasar bana dalıyor. Onun öyle bir durumu var. Peki. Tamam. Tamam o zaman biz karşıya ahtapotlarda saldıracağız. Ahtapotlarda ne koyabiliriz arkaya? Gözümcek koyabiliriz. Gözümcek bunların tanklarını anında eritir. Cadı koyabiliriz, gözümcek koyabiliriz ya da bunların delici vuran adamı yok. 16'ya kadar biriktiririz. 16'ya kadar yaşarsak tabii bu yaşadığımız senaryo. Eyvah! Bunlar çok fena biriktiriyor ya. 16'ya kadar yaşarsak 16'da mı? Ben bu tur deniyorum abi şansımı gözümcekle. Gözümcek. Arkasına bir healer. Yoksa bizim var ya hiç şansımız yok ha. Hiç hiç. Bak 13k vurdurduk. Abi düldürle köstebek atılmaz 15'te. 15'te eşlik edecek bir şey yok ki ona.
15'te ona eşlik edecek bir şey yok. Eksi 1000 geri. Abi eksi 1000 nasıl biz geriye düştük ya? Böyle bir şeyin imkanı ihtimali olduğunu bile yeni keşfediyorum. Peki şöyle bir şey yapsak ama yok ya. Tek mana kullanan bu olmalı. Ejder atayım arkaya. Vallahi kral full. Yani çok deli geçirmediğimiz sürece tutarız da. Onlar belki 16'ya biriktiriyor olabilir. Onlar 16'ya biriktiriyorsa sıkıntı büyük. Yok, bu tura biriktirdiler. Okey. Hoş değil. Deli Gobel bu yılda yapıyorlar. Deli Gobel taktiği. Benim vurduğum adam bu. Yok, benim vurduğum adam bu. Gözümcek falan yolladığımız. Okey. Full sızdırdı. %105. Samet Güngör de sızdırdı. %67. Öteki de sızdırdı. Peki bizim diğer Gobel sızdırdı mı? O da sızdırdı. Yani bizim kral bununla başa çıkabilir mi acaba? Asıl önemli soru bu. Yanımdaki arkadaşa da yüklenmiyorum. Hiçbir sıkıntısı yok yani çocuğun. Sağ kalır mıyız? Vururlar eyvallah. Ölmezsek sıkıntı büyük mü? Vallahi hiç bilmiyorum. Ölmezsek sıkıntı büyük mü değil mi de. O kralın contasını söktüler moruk. Aa, pardon. Kral lanet ediyor. Niye? Çünkü kralın şeyi yok. Bir iki tık daha şey yap. Efendim, sevgili Glavier Dance'dan 200 lira var. İşine yaradıysa sevindim. Don't Start Together oyun havuzunda varsa senden izlemeyi tercih ederim. Yoksa da canın sağ olsun demiş. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu efendim? Kesenize bereket. Çok teşekkür ederim. Tabii ki. Don't Start Together elimde mevcut. Ve hızlı bir şekilde indirip içerik üretebilirim. Çok teşekkür ederim. Biz kurtarıyoruz da onlar kurtarıyor mu? Onlar da kurtarıyor galiba ya. Ama ben shutdown vereyim, tamam mı? Ben shutdown vereyim mutlaka. Ana sağlayan taraf da benim, shutdown veren de öldük. Buradan çıkış yok. Herif iyi oynadı. Kombomuz falan güzeldi aslında. Yani kombomuz güzeldi. Şanssızlığa vermiyorum. Ağlayacak hiçbir şeyim de yok. Adam güzel oynadı. Yani bana vuran arkadaş gerçekten güzel oynadı. Çok biriktirip biriktirip devasa vurdu. Yani son ele kadar işler yolundaymış aslında. Yani kralı deldirmemize rağmen son ele kadar işler yolundaymış. Ya açıkçası yanımdaki arkadaş da öyle o kadar şey değildi. Kötü değildi. Kesinlikle kötü değildi. Ama bu heriflerin oynanışı nedir ne değildir gerçekten aklım sırrım ermedi. Günün sonunda arkadaşlar 20 maçın 16'sı win, 4'ü lose. Yani baktığınız zaman %80 kazanıyor, %20 kaybediyoruz gibi bir şey. Vallahi Sinan abi gerçekten adam içimizden geçti ya. Sevgili Glavier Dance, bu arada tekrardan çok teşekkür ediyorum. Don't Start Together'ı indiriyorum efendim. YouTube'da hani yayında kaçırsanız bile YouTube'a çok hızlı bir şekilde atacağım. YouTube'dan dilediğiniz zaman izleyebilirsiniz efendim. Don't Start Together'ım var. Birçok DLC çıkmış. DLC'lerini de temin ederim. Hiç sıkıntı değil. İlk başta vanilla oynarız. Yavaş yavaş DLC'lerine açılırız falan. Bizimkilerde de vardır belki. Onlar da bana eşlik eder. Güzel olur diye düşünüyorum. Oyunu da takip ettim aslında. Oyuna da odaklandım. Yani öyle şey de değildim. Nasıl diyeyim? Kafam dağınık falan da değildi. Sevgili Toblerone, inanın o şekilde oynadım efendim. Vallahi Sinan abi, adama bir bakmak lazım yani nasıl oynadı, ne yaptı, ne etti de. Yani maç özetimizden baktığınız zaman biz geride değildik dostlar ya. Yani bizim İşçi miktarı iyiydi. İşçi miktarından yana sıkıntı yoktu bakın.
25, 22, 20. Yani şu adam biraz ekstrem güzel oynadı. Bu adam ekstrem güzel oynadı. Sahalarına baksana, sahası hepimizden geri. Demek ki o adamın build'inde bildiği güzel bir şeyler var. Doğrudur efendim, doğrudur efendim. Rusya için ve Putin için diye çar açmış herif ya. Şimdi. Yazıoro kullanılır. Seçkin okçu kullanılır. Ama seçkin okçu yerine arkada deniz yılanının pususu da iş yapabilir. Ve milenyum. Ama board çok pahalı ya. Şuna baksana yani board'a. Büyüyü kime vurduracağız ayıptır sorması. Dört göz mü vuracak büyüyü? Darbe vuruyor. Büyüyü kim vuracak? Şu minik şey mi vuracak? Biz Radyan hali alalım ya. Sanırım bu yaşadığı el boyunca artı can alıyordu fazladan. Belki bunun artı can alma volüsünden yararlanabiliriz. Çok öne değil de şöyle ortaya bir yere yerleşip arkadan deniz yılanlarını çıkartmak istiyorum. En azından bir iki tane deniz yılanı çıkartırsak çok tatlı olabilir. Şöyle bir yere yerleşelim. Önde bir alan ayırmış olalım. Ve belki board bölmeye yöneliriz. Aynen board bölmeye yöneliriz muhtemelen. Tam biraz fazla olabilir ama sanırım bu düzeydeyken hayatta kaldığı el başına 110 altın alıyordu bu. Yapıştırdım otoyu. İş yapabilir. Yani aa çok güzel, çok güzel, çok güzel. Sen menzilli mi oldun ya? Hem menzilli hem normal galiba. Şimdi hayatta kaldığı herhal güçlenen bir karakterimiz var. Bunu kullanacağız tabii ki. Bu güzel bir şey. Belki Yazoro ile falan koruruz. Bilmiyorum ne yaparız. Teşekkür ederim sevgili Glaveyri Dans tekrardan. Çok çok sağ ol. Efendim YouTube'a dediğim gibi en hızlı şekilde iletirim. Yayına gelemiyorsunuzdur, işiniz vardır, gücünüz vardır. Vakit ayıramıyorsunuzdur, hiç sıkıntı değil. Zaten YouTube'a çok çok fazla video yükledik. Don't Start Together'ı da böyle hızlıca kısa sürede yüklerim. Hala artı 70 öndeyim ve 2 işçim var. Samet Güngör VIP. Vanger benim yanımdaki mi? Değil. Ama Vanger kaçıncı diyor? Vanger 21 bininci diyor. Olgun 20 bininci olduğuna göre ben Olgun'dan iyi mi oynuyorum? Olgun beni döver ya. ZK abonemiz olarak aramıza katılıyor. ZK çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olasın. Wave 11'e kadar. Ha Wave 11'den sonra double mı alıyor? Bundan bir tane daha yapmak lazım aslında da. Biraz erken mi 5 yaptık? Hiç sıkıntı yok hocam. Bu çocuk ne yapıyor? Bir tane arkaya balık atmış. Öndekileri bilerek öldürtüyor. Yani öndekiler öldükçe Mithium kazanıyor da. Bir şey diyeceğim. Öne de bunun kademe ikisini atıp bilerek öldürtsek ve Mithium alsak. 8 Mithium mu ne alıyordu ama? Evet, eksi 30 gerideyim sadece. Bundan bir tane daha istiyorum. Krala bastı. Ne kadar biriktirmiş olabilir maksimum bilmiyorum. Teşekkür ederim Zetka, sağ olasın. Lejyon TD bol bol gelecek, hiç merak etme. Don't Start Together ne zaman gelir? Akşam bizimkileri toplayıp oynayalım. Bannerlord öncesi ya da sonrası. Belki Bannerlord'u hani önce yapar, sonraya bırakırım. Ha, minnacık attı ya herif. Beni board'da o kadar güzel rahat bırakıyor ki. Ayıp etmiyor mu ya? Hayatta kaldığı el dediği bu kralın orayı da kastediyor değil mi? Bizim stek yalan oldu. Bizim stek kasma hayali yalan oldu abi. O çekiç var ya bunu paramparça eder. Ama yok ya tur 3. Yani tur 3 çirkini öyle kolay kolay tutacak baba yiğit yok. Ama yani yok yere şeyini alamadı. Artı birini alamadı. Üzücü.
Bu ölürse mana geliyor. Bu ölmezse can kazanıyor. Güzel bir kombomuz var ya. Arkadan da dört göz yürüteceğim. O dört gözler falan sürekli can yenileyecek edecek. Tamam. Benle savaşma konusunda biraz insaflı. Okey. Her ölüşünde bana 8 medium verecek değil mi? Gelecek tur onu da can çalacak şekilde ayarlar mıyım? Can kasacak şekilde ayarlarım. Çok iyi. Bak fazladan artı 6 medium verdi. Ama derdim kesinlikle medium değil. Çok rahat farmlıyorken biraz daha şeye mi avansam acaba? İşçiye mi avansam ya? Ama tur 6'daki gergedanlara ne yapacağız? En azından arkaya bir 95'lik 4 göz koymak gerekmez mi? Ama bunun upgrade'ini de geciktirmek istemiyorum. Çünkü baksana hani 3 stack oldu ve 1600 canı var. Başlangıçta 1350 idi. 1600 can nere? 1350 nere? Birinden biri illaki sağ kalıp sürekli can kazanacak. Belki ikisi de sağ kalıp can kazanacak. Gene çirkin geliyor. Halledilir ya. Peki sen ön sırayı full... Aa bu ön sırayı full ölme üzerine kuruyor. Ön sıradakiler ölüyor. Full artı 6 medium kazanıyor. Yani 18 medium falan kazanacak oradan. Ne yapıyorsun peki kazandığın fazla medium'u? Kötü bir oyuncu değil yanımızdaki. Canerim akşama Don't Starve yapmayı düşünüyoruz ya. Zetka'cım ünlem mod yazarsan modlarla alakalı bilgi alabilirsin dostum. Gözler arkada evet güzel can dolduruyor diye hatırlıyorum. Bu arada ben öndeyim gene. Ama bu tur ne olur ne olmaz yortu çekeriz diye sahaya bir tane koyayım. Sahaya iki tane küçüğü koyayım öyle başlayalım. Gerçekten öndekileri bilerek öldürterek bu kadar öne geçtin mi ya? Aa, yıldızımın elimden alınması hoşuma gitmez ama. Kaç tane yaptı önde? 4 tane var önde. Yani 4'ü ölürse bu adam da öldürmeye oynuyor bak. 4'ü ölüyor 4 kere 6 24. Bir salyangoz veriyor ya. Deniz yılanı atsan arkaya. Öyle yapacağım, öyle yapacağım efendim. Arkaya bir tane deniz yılanı mutlaka atılacak. Deniz yılanları zaten gelen healerları falan kemirmesi için var. Adam geçiriyor da durumu çok iyi ya. O herif topluyor. Şu dört gözü de böyle bir arkadan öne doğru yürütebiliriz. Ama sevgili Ozan Arslan'ı kırmayalım. Hemen buraya bir tane deniz yılanı atalım. Arkaya da dört göz atalım mı çok mu abartı olur? Bu da arkadan yürüyerek can doldura doldura gelecek. Biraz abartı olmuş olabilir. Bir işçi basar ödeşiriz. Bu reis var ya acayip saldırıyor ha. Sen adam taktiği kurmuş. Şuradaki çok stack kasamadan ölecek galiba da. Tüh be. Buradaki 5 stack oldu bile. Shutdown mu? Tamam kanka yani öndekileri öldürüp medium kazanma taktiği güzel de abartmıyor musun? Belki ölmez biraz can kazanır. Diğerleri bitmeden şey yapacak ya. Gelmeyecek. Bizim can kasma hayali komple yalan oldu. Yanımızdaki keko çünkü. Abi tamam iyisin hoşsun da board'a da oyna la. Board'a da oyna ya. Kasabım yok ki şu an. Zarlayabilirim ama zarlamak istemiyorum. Ben kendime gelenleri kesebiliyorum. Benim derdim yanımdakine gelenlerle. Dur bari şunlar ölürse şey kazanmaya oynayalım. Medium kazanmaya diyeceğim de. Yok ya işçiye abanmak öncelik abi. İşçiye abanmak öncelik de o kralı elek ederlerse ben de seni elek edeceğim. Güzel bak 6 gold oradan geldi.
Deniz yılanını upgrade'lemeliydim. Büyü vuruyor. Bunların büyüye karşı bir direnci, alerjisi var mı? Yanındaki de yattı değil mi? Biz çok işçi oynuyoruz ya. Evet abi, yanımdaki adama an itibariyle geri zekalı ilan ediyorum. Yüksek müsaadenize dayanaraktan yanımdakini ben an itibariyle geri zekalı ilan ediyorum abi. Tamam, okey. Okey, okey, okey. Yani avantajı komple vermek üzereyiz. Avantajı müthiş bir şekilde komple vermek üzereyiz. Zaten eğer böyle giderse bizim herhangi bir şekilde boss kesebilecek gücümüz, kudretimiz de yok. O yüzden şu öne Yazora koyduğum senaryoyu ele alaraktan arkaya bir tane Radyan Hale koyuyorum ki bu böyle bir vurmaya devam etsin ve kesinlikle yanımdaki herife güvenmiyorum ama ne yapabilirim bir tur örneğin? Yanımdaki herife güvenmiyorum. Radyan Hale'yi gelecek tur koysam da olur. Bunu böyle koydun. Mecbur işçi bastın. Ve bana saldırmıyorlar ha. Yani doğal wave'i tutamadım geçen el. Hadi geçen el doğal wave'i tutamamam normal de. O Yazora var ya, çok güzel parçalandı. Belki bunlar sandığım kadar iyi değildir. Tutar mısın? Ya ben tutarım da bu yandaki motor var ya. Ya sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum. En sevmediğim şey abi. Ne yapıyorsun, oyununu oynasana. Tamam, bu gerizekalı bizim sonumuzu getirdi. Eksik zekalı bir duomuz var abi, müthiş. Müthiş. Ya milleti bullilemek istediğim için değil de maşallah hiçbir eli boş geçmiyor bak. Bütün üstünlüğümüzü aldı, adamlara verdi şu an. Bütün üstünlük şu an adamlarda. Arkaya da bir şey yapamıyorum. Radyan hale mutlaka lazım. İstemeye istemeye de olsa şunu upgrade'leyeceğim. Yapacak bir şey yok. Herif kralı fulluyor götünün korkusuna. Ben de işçi basacağımdan değil sahaya basacağım bir şey yok yani. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Ben yatmıyorum. Ben yatmıyorum. Bizim dangalak bizi mahvediyor. Yatma lan bu elde. Bir elde yatma ya. Bak ben gene kendiminkini kestim. Sıkıntı yok. İyi bari. Kertenkelelere razıyım. Allah razı olsun. Board'a oynamak şey yaptı böyle. Aklına geldi. Karlı pazar. Divine Blaze. Kesinlikle burada Divine almaman lazım. Yani Divine aldığın an naneyi yiyorsun zaten. Bizim yandaki çünkü şey yapar yani. Yandaki bize naneyi yedirir. Artı 155 önde gözüküyorum ama. Oğlum bak, gene yatarsam polisi ararım lan. Senin yüzünden ağzına sıçıldı karakterlerin. Ne stat kasabildiler, ne bir şey kasabildiler. Delici vuranım yok da Radyan haliyle iş yaparız. Şu arkadaki deniz yılanını da bir tık upgrade'leyelim. Adamlar kralı fulledi. Kralı fullediğine göre sonraki aşamada ufaktan bize gelecekler tabii ki. Arkadaki dört gözü bir upgrade'lemek lazım. Tamam, Radyan hali güzel. Her şeyi vuruyor Radyan hali. Adalet kemeri oldu bir de o. Müthiş. Bir tur daha zaman geçirmiş olacak. 2-3 K canı olacak. Ben niye bu kadar önde gösteriyorum ya? Ben bu kadar önde göstermeme güvenmiyorum abi. Yana bir çiçek. Yana bir ağaç. Ya da ağaç yerine bunu upgrade. Artı bunu upgrade. Ya sahayı onun yerine tutmaya çalışacağım bu arada. Abi çekiniyorum çünkü.
Helal lan, bu tur güçlüymüş. E bu eleman gelecek turlar zayıf, dur. İşçi basmak lazım normalde de. Şunu bir upgrade'leyeyim, geri kalanını basacağım. Okey, kralımız full. Bunlar ölecek. Bunlar öldüğü zaman kaç tane var abi bunlardan? 5, 9, 13, 14. Bayağı var ya. 15. dalgada gönderelim diyor. Anlaştık. Ahtapotlara kadar biriktir, ahtapotları da gönderelim diyor da, yani ahtapotlara kadar ölmezsek kral. Çok güzel. Shutdown'la 50 gold verdi. Allah'tan benim adamlar duruyor hala. Ben bunun yerine board'u tutmayı oynayacağım o zaman ya. Benim yapabileceğim başka bir seçenek yok. Gerçi şaman ve beraberine taklitçi yollamış. Adamın geçirmesi normal. Bu dalgayı belki bizimkiler bile tutamayabilir. Ama Radiant halen var ya. Büyük olasılıkla tutacak da. Adalet kemeri büyük olasılıkla tutar. Ya da kral şamanla birebir atar. Şamana da tek atar. Hepsinden artı 6 aldı. 400 biriktirdi herif ya. Deli gibi oyun oynuyor herif. Yandakiler bir işe yaramaz. Yanına bir tane muz ağacı atmak istedim. Yanlardan iki de şey çıksın. Tamam, bu 15'te oyunu bitirecek. 15'te oyunu bitireceği için sıkıntı yok. TFT oynayacağımı zannetmiyorum dostum. Bir tane deniz yılanı sağ olsun. Healer benzeri şeyler yollayamıyor. Gayet güzel. 360 yolladı ama normalinden 215 öndeyim. Ama bence bu tur yanlış yolluyorsun abi. 100 gold ödül verdi bir de. Bu tur yanlış yolluyorsun. Ne yollamam lazım benim karşıma? Healer bunların arasında güzel gider. Arkaya bir tane 360'lık DPS güzel gider. Çok güzel. Ben de shutdown verdim. İyi bari bu tur parçalanmıyoruz en azından. Öyle düşünmek lazım. Ama düldül müldül önde tek kalacağı için düldülü falan keserler. Güzel. 6-600 öndeyim. Ne kadar da sevindi maymun ya. Umarım bu tur onları yamulturuz acı. Ama sen kaç yolladın ki misal? Niye bir 310 tutuyorsun misal elinde? Yollasana bitirmeye. Full gözüm şey at misal, yani çirkin at. Alperen 22. ayında bu arada. Teşekkür ediyorum Alperen. 22. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Ha, o da bundan bekliyormuş. Okey, okey, okey. Bekliyorsan sıkıntı yok. 320-840 geldi ona. Oo. Hangi taraf önce yatarsa sevgili dostlar. Hangi taraf önce yatarsa o taraf için işler kötü. Belki ben tutup kralın önünde oyalarsam, ikisi de ölürse erkenden ölmeleri lazım ama. Ve yani bizimkinin biraz daha dayanması lazım. Tamam, güzel. İkisi de öldü. İkisinin board'u krala erken gidecek. Çünkü bunlar daha bir de benim adamlarla uğraşacak. Bunlar benimkilerle uğraşırken bizim kralın o eksik %55 can değerini şey yapabilecekler mi acaba? Ya kıl payı kazanacağız ya kıl payı kaybedeceğiz chat. Kaybedeceğiz. Ya şu sahaya oyna artık. Şu sahaya oyna ya. Senin arkanı toplamaktan dermanım kalmadı ya. Oyna şu lanet olasıca sahana. 38 tane işçi basmış herif ya. Sözde oyuna göre MVP o. Gerçekten sensin kanka MVP. Otoya almış bir de ağzına tükürdüğümün.
Bu tur gelenler hızlı saldırıyor. Ver yanlarına Düldüllü Köstebeği. Bu tur vermen gerekiyor Düldüllü Köstebeği. Skor tablosuna bakınca ben bilmeyip adamı buluyormuşum gibi gözükebilir ama kesinlikle durum bundan ibaret değil. Arkadaşlar tamam, medium bakımından çok önde olabilir herif, tamam mı? Mirketlerde dalga 18'de göndereceğim diyor. Ya 18'e sağ çıkabilecek miyiz? Şuna bak, artı niye ben artı 650 tutuyorum? Senden dolayı. Dayanmıyor ki birader. Ben otoda yolluyorum, devirebiliyorsan sen vur devir. Böyle oynanmaz ki ama ya. Ha, tur 18'e biriktireyim, seninle beraber yollayayım da. Şimdi anana Truva atıyla saldıracağım gerçekten. O anana Truva atıyla saldırasım var ya. Ama artı 700 öndeyim ama herife hiç güvenmiyorum ki. Bak dediğim gibi dışarıdan bakan adam der ki, adamın skoruna bak, kendi skoruna bak. Bu herif adamı buliliyor. Kuru gürültü bu. Ölmeye oynuyor. Ölecek. Bizim götümüze girecek. Hadi bakalım. Yollamaya başladı. O bir kamityumu at adamlara da bir verimli bir şekilde. Bir göreyim seni. Bak birazdan shutdown diye bir ses gelecek. Ne kadar adam geçirdi bir gör. Hem düşmana 150 gold para verecek. Ya ben sahaya artı 800 basmayayım da ne yapayım abi? Boomer mı? Aşk olsun. Ben olmasam krala vururlar. Krala vururlarsa vururuz. Ölürüz, anlıyor musun? Bak krala bir tane healer gitti. O da dokunamadı bile. Hadi oğlum göreyim seni lan. O yani o kadar bastığını bir göreyim ya. O bastığının bize bir meyvelerini yedir. Ya da dur. Artı 800 öndeyim de koyacak bir şey bulamadım. Bundan sonra zarlasak ne, zarlamasak ne. Ver arkaya ejder, ver ver. Hadi bismillah. Yani onlar sürekli saldırdı, sürekli darladı, yarmayı denedi. Biz sürekli sahayı oynayıp tuttuk, onları bu tur yardık yardık, yaramadık, işimiz bitik. Ama 1800 yollamış. Yani eğer bunlar krala erken giderse onlar garanti ölüyor. Efendim sevgili Obit 0 bit Prime'ın avantajı ile aramıza katılıyor. Hoş geldin 0 bit. Merhabalar. Ve sevgili Aren 2. ayında. Aren teşekkür ederim. 2. ayın kutlu olsun. Sağ olasın. Evet dostlar, benim yolladığım adam tuttu. Üstüne üstlük. Ooo, rezillik rezillik rezillik. Ver otoya, bırak otoya. En azından ben de ayaktayım da onlar bu tur yollamadı farkındaysanız. Bana yollamadı, ona yollandı. Bana yollamadı, ona yollandı. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Aradaki şeyi nasıl kapatacağız? Bir adaletin kemeri daha. Bir adaletin kemeri daha. Bir tane daha adam yolla. Şu saatten sonra yenile atsak ne yazar diye şey yapmayıp bir yenile mi atsak? Ne yaparız ki? Healer. Bunu çıkar. Full healer dizmek lazım da bence adalet kemerlerini bozmayalım. Otoda ne yolluyorsa yollasın. Oha, oha birader, oha.
turda sen tut la. Ne olur. Tutacak galiba. Galiba tutacak. Helal lan. İşçi sayısını 50 yapmış adam. Tuttun mu? Tutamadın. En azından artık shutdown vermiyor. Öteki herif shutdown veriyor. Hem de 175 gold. Adamı nasıl beslemişse artık. Ya bizim kralın canı daha yüksek. Şimdi bardağın dolu tarafını görmek lazım bazı yerlerde. Bizim kralın canı daha yüksek olduğu için bir umut olabilir belki. Ama tur 20. Tur 20'de arkasına oto olarak şey yapmayalım bence ya. Gerçi tur 20'ye yollamasa mıydık acaba? Bilemedim. Bunların hiçbirini upgrade'lemeyeceğim bu arada. Bunları upgrade'lemek çünkü bize pek fayda sağlamayacak. O yüzden yapabildiğim kadar şey yapıyorum. Ve yani ne yapabiliriz ki burada? Karşıya ejder dışı hiçbir şey yok. Vallahi artık geri kalanını tur 21 belirleyecek. İnşallah senin income'ın benden çoktur. İnkamı 1600. Abi 1600 income'a o sahayı doldurursan bak tutarız. Ama herif deli gibi oynamayı tercih ediyor. Fantazi falan yapıyor herhalde. Oyun kasıyor artık. Bütün healer'lar bir hel atacak. Herhalde ölmesine engel olur şeylerin ya, agaların. Teşekkür ederim sevgili Nulchat. Sağ olasın, iyi yayınlar dileğin için. Artı 300 gold bizde. Benimki tuttu. Onunki de tuttu. Herif shutdown verdi. Ama normal 1200 yollamışlar adama. Fiesta mı oynuyor acaba? Fiesta da değil değil mi? Yani gözükmüyor o da. Evet, son dalga 21. dalga. Bir başarım aldım, ne aldığımı bilmiyorum. Başarım aldım da ne aldığımı ben de bilmiyorum. Dur, şu öndeki tankları arttıralım. Aa, bizim herif yollamamış. Şimdi yollayacak tur 21'den sonra. Anladım. Ha, gelecek tur yolla demiş de bende bir şey yok aslanım yani. Board'un kaç? Onun da board'u 11k. Bence tanklarımız ölmezse onlardan çok daha iyi durumda oluruz. Onlar tuttu. Bizim tanklar iyi durumda mı? İyi durumda. Ama sen öldün değil mi? Ya... Oyun bozuk ya. Vallahi bozuk bak. Sahaya adam koymaya izin verecek mi gelecek tur? Bu adam skor açısından senden üstün diyor. Her el geçirdi herif ya. Her el adamın yerine ben kestim bütün board'unu. İnkam yok artık. İnkam yok artık abi. Sadece karşıya yollamaya. Yapacak hiçbir şey yok. Ah. Bakalım 2600 yollayarak karşıyı yarabildi mi? Yani ben karşıyı yaramayacağım kesin de. Adam da umut ediyorum beni yaramaz o kadar healer'ın arasından. Adaletin kemerleri de güzel vuruyordur. Tam bizim çocuk da sızdırdı ama o daha büyük sızdırdı ya, şuna baksana.
Arkada kurbağa ordularıyla falan geliyor ve herifin tankı hiçbir şey yok. En azından bizim tanklarımız yaşıyor. Bir heal çakacak, bizimki daha yüksek oyalayacak, tamam mı? Bizimki daha yüksek oyalarken karşının kralına gelecek. Ayrıca bizim kralın canı %67. Onun kralının canı %52. Tamam. Tamam. Kazandık da hiç vallahi eline sağlık falan diyemeyeceğim. 14 kere geçirmedim çünkü ama adam gerçekten çok geçirmeyi oynadı. Yani tamam işçi kastı, şey yaptı, bir şeyler yaptı ama ya 95 usta falan önemli değil bu arada ya. 95 usta falan önemli değil. Adam bütün sahayı bize tutturdu, anladın mı? Sıkıntı o. Ha, Güney Kore bayrağı. Güney Kore mi, Kuzey Kore mi lan? Kuzey Kore'de Legion TD2'nin şey olduğunu zannetmiyorum. Hadi bakalım Allah'ım, inşallah yanımıza gelen adam böyle bir topal eşek değildir de naneyi yemeyiz ya, böyle hızlı güzel bir el olur. Shadow Dancer'ı aldım. Shadow Dancer varsa vahşi savaşçıya ihtiyaç var mı? Pek zannetmiyorum. Ayrıca köpek balığı ve mürit de yapılabiliyor. Köpek balığı ve mürit kombinasyonu. Yani köpek balıkları müritten sürekli mana kazanıp şey olur. Devasa köpek balıkları olur. Yeterince büyü hasarı yok. E büyüyüp neye vurduracaksın ki zaten burada? Normalde de büyü yok ki. Protonla hallederiz herhalde ya. Okey ya. Okey. Şey yapacağım. Shadow Dancer yapmayacağım da balıklarla takılacağım. Bu kadar ön olmaz ya. Bu kadar ön olmaz. Şöyle ayarlayalım. Tam birazcık mantıksız gözüktüğünün ben de farkındayım. Ki birazcık değil. Bayağı mantıksız. Ama buradakilerden kim ben mürit koyana kadar sağ kalırsa kafi işte ya. Öne tank olarak ne koyacağız ki? Öne tank olarak koyabileceğimiz tek şey kum porusu olacak galiba. Ya da öne tank olarak bir şey koymayacağız. Bütün hepsi köpek balıklarından oluşacak. Aralarına ne koyacaksın? Mürit. Mürit kademe 2'de mana dolduruyor ya etrafına. Herkes böylelikle gelişmiş olacak. Son seviye çıkacaklar. Çok iyi bu arada. Salyangoz yollamak yerine krala basması harika bir haber. Bizim köpek balıklarından birkaçının sağ kalabileceğini gösterir bu. Aslında bir tane kum porusu gibi bir şey alıp bütün fokusu bir köşeye çekip buradakilerin farmlamasını sağlayabiliriz. Samuray dışında bir şey attın mı sahaya? Atmadın. Ona rağmen işçiyi 4'te bırakmış. Okey. Artı 45 ileride duruyorum. Eksi 80 geride duruyor. Neyse ben yanındaki adamın işine karışmayayım da. Ben kendi işime bakayım abi. Protonların içinde mürit de güzel iş yapar ya. Lelolat bence ayrıca mürit onlarla iş yapmaz ama sen bilirsin. Ya oğlum. Bırak ya. Bana mı anlatıyorsun? Mürit kademe 2 olduğunda etrafındakilere mana verecek. Yani müritin orada bulunma amacı bu. Kademe 2 olacak ve etrafındakilere mana verecek. Bu arada bu tur hep krala bastığı için eleman biz burada bayağı rahat olacağız. Kendi oyununuzda dilediğinizi yapın, bana karışmayın bana. Bana karışmayın bak, uyuz oluyorum. Daha fazla köpek balığı istiyor muyum? Aa, yeter bence ya. Yeter yeter. Hepiniz ayrı ayrı adama vurmasanız da acaba böyle bir köpek balığı gibi tarasanız mı ortalığı ya? Bana 125 gold lazım, o yüzden işçi basmıyorum.
Demek ki eksi 2 geride olmak çok güzel bir sistem değil. Kesin benim yanımdaki düştü, değil mi? Evet. Evet. Yani yapay zeka bence ondan iyi oynar ya. Bir şeyler oluyor, bir laglıyor, bir şey oluyor. Aniden krala böyle vrak diye şey yapmaya girdiler. Umarım yapay zeka onun yerine daha iyi iş çıkarır. Şu öndekileri upgrade'ledik mi? İş tamam. Devam. Adamlar hiçbir şey yapmadı bu arada, farkında mısınız? Kendi gönül rızamızla geçirdik yani. Hiçbir fikrim yok sevgili Infinity Force. Merhabalar. Trollimans'a hoş geldin, merhaba. Okey, Koreli düştü. Yerine yapay zeka verildi. Yerine yapay zeka verilmesi iyi. Yapay zeka halledebilir çünkü. Benim çok güzel bir fikrim var. Siz rahat olun. O kadar da rahat olmayın da tabii. Bir zarlayıp aslında şey bekleyebilirim ya. Okey. Gargoyle olur. Kenarda iyi tanklar. Bunun yerine şunu şey yapabiliriz. Atik ve doğal tank yok. Sanki normal zarladığımızda vardı anasını sattığımın oyunu. Bir de Anka kuşu alırız. Anka kuşu da iş yapar. Ruh geçidi falan yok ya. Koreli'nin botu da kötü diyeceğim, kendi gelmiş. Gel gel, hoş geldin gel. Oyun niye ikidir benim duolarımı şey atıyor? Burada böyle minik bir tank grubu kuracağım. Bunların hepsi güzel mana kazandı bu arada. 71, 75. Bunlar da 75'er mana olmuş bile. Çok güzel işler yapacaklar. Çok güzel işler yapacaklar da sabır. Vallahi Sıtkı'mı sıyırdı. Oyuna karışma, backseat atma dedikçe vallahi Sıtkı'mı sıyırdı ya. Az insan çok uzun. Şimdi bu turlar ölebiliriz. Bu tur ölmemizden yana bir sakınca yok. Oo, özellikle gelecek tur. Round 6'da içimizden geçecekler. En azından kenara bir gargoyle atmak lazım. Yani 160 paraya falan ihtiyacımız olacak ki o 160'ı karşılayabileceğiz. Yani full köpek balığı geldiğinde benim nevrim dönüyor ya. Benim oynamayı beceremediğim çarlardan diyebilir miyim kendisi? Kesinlikle diyebilirim. Full köpek balığı geldiğinde benim nevrim dönüyor. Bir parça da şans faktörü var canım işin içinde şimdi. Bundan sonraki turlarda iyi iş yapacağız da, özellikle bu turnaneyi yememek adına bir şeyler yapmak lazım. Bir tane gargoyle atayım kenara. Bir saniye. Aynı düzen atacağım. Aynı sırada, aynı hizada. Ki bunu yapmama gerek yok biliyorum ama olsun. Arkeel Gamer merhabalar. Teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Yuh! Ya niye yanıma oynamayı bilmeyen Koreli'yi veriyorsun ya? Aa, adam oyundan düştü değil mi? Şu 320 gold'u kullanamıyor ya da sıçmaya gitti. Bu haksızlık değil mi? Ben niye bu adamla oynamak zorundayım? Şuna bir report atacağım mutlaka da. O göt zoruyla kazandığımız elden sonra çıkacaktık. Göt zoruyla kazandığımız elden sonra çıkacaktık abi. Şu sahaya bir şey koyacağım mı? Kayınvalidenin çekik gözlerine söveyim mi?
Kayınvalidesinin çekik gözlerine sövdüğümün evladı. Anamızı ağlattın lan. Lan madem bilmiyor niye giriyorsun oyuna? Oç oldu mu sence şimdi? Biz öldük abi bu el. Niye bilmeyen adam bana geliyor? Niye? Niye? Niye bilmeyen adam bana geliyor ya? Ayı gibi win streak'im var. Niye bilmeyen adam bana geliyor abi? Bu ne? Biz öldük ki. Oynamayı bilmiyor deli orospu çocuğu. Çıldıracağım ya. Tam yapacak bir şey yok. Yani demek ki bu da böyleymiş arkadaşlar. Yani abi harbiden bak yandakini bullemek gibi bir niyetim yok da vallahi oynamayı bilmeden girmiş oyuna ya. Vallahi Allah'ını seven defansa gelsin ne olur ya. Ya tur 7'den oyun kaybedeceğiz. Bilmeyen adamı dereceli de benim yanıma at. Nasıl atabilirsin? Nasıl bana söylesene. Nasıl atabilirsin ya? Teşekkür ederim sevgili Polijer, sağ olasın. Ya şu herifin burada ne işi var kanka? Bu herifin burada ne işi var ya? Ne işi var abi? Kayınvalidesinin çekik gözlerine tükürdüğümün onun bunun evladının ne işi var benim yanımda ya? Ya oynamayı bilmiyor. Abi ne yapıyorsun? Sahaya adam koy. Adam onun bunun çocuğu. Sahaya adam koy. Adam koy sahaya. Ben benim turu tutarım. Benim turluk sıkıntı yok da yandaki motor çok kötü. Ve maalesef iki kişilik oynanıyor bu oyun. Aa, ya kaybedip millete sövüyor gibi hissediyorum kendimi de. Alo. Abi oyun oynamayı bilmiyor herif ya. Vallahi oyun oynamayı bilmiyor herif ya. Abi bilmeyebilir. Bilmemesi sıkıntı değil. Bilmeyen adamın dereceli maçta benim yanımda ne işi var? Anlatsana bana biraz. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bilmiyor olabilir. Okey. Normal oyunda oynayabilir. Okey. Yani moruk arada çok ciddi fark yok mu sizce de? Yani şu adamla benim aramda ne yapmayı amaçlıyor olabilirsin? Yani bir de elindekileri satıyor. Anasını bir de elindekileri satıyor. Normalde bu kadar erken çevirmek istemiyordum ama bunu hızlıca köpek balığı yapmak zorundayım. Aksi takdirde bir şansım kalmayacak. Tipini sikeyim senin. Abi şaka mı bu ya? Bunun benim oyunumda ne işi var? Neyse olsun. Olsun. En azından sahaya bir şeyler koydu abi olsun. Sıkıntı yok. En azından sahaya adam koydu. Ben buna da okeyim. Ben buna da şükür ediyorum. Ne diyor? 11. dalgada tüy atıcılarını göndermek istiyor. Tüy atıcılarını ananın... Kardeş sen önce bir düzgün oyununu oyna da göndermeyi halledersin ya. İnşallah göndermeyi halledersin be kanka. Yani şey yapma çok da kasma. Poyzer'cim bu elden sonra yayını kapatıyorum paşam. Teşekkür ederim sağ olasın. Hani bu attığım son neler olacak? Bu elden sonra yayını kapatacağım. Akşam bir daha yayın var. Don't Starve Together'dır, Bannerlord'dur falan onları akşam oynamayı planlıyorum. Çıkmadan... Aa bir tane benim hatun paylaşmış video. Çıkmadan ekstraya bir video atalım diyecektim de paylaşmış. Live'a bir tane 7 Days atarım çıkarım. Yani uzaktan yemeyen çarlarda uzaktan vuran falan koydu herif ya. Bak herif bana şaman yolluyor. Şaman. Ya karşıda fair play 0. Moruk bu bizim kralı deler ve ölürüz büyük ihtimalle. Senin ananın çekik gözlerine...
şimdi? Bu oyuncu fair play olarak mı değerlendirildi? Bu neydi şimdi abi? Bu oyuncu gerçekten bir aptal olarak değerlendirilmesi lazım. Günde sınırlı sayıda rapor gönderebilirsiniz. Sözlü taciz. Sözlü taciz etmedi Çan Çin Çon da. Ya bunun benim oyunumda ne işi var abi? Bana bunu bir açıklar mısın? Bu herifin benim oyunumda ne işi var ya? Maç geçmişini ver bana şunun. E işine geldiği zaman oynayabiliyor bu götelek. Şunun şeyine baksana. Leş. Leş amık. Leş. Leş ve bu herif bana gelmiş. Sağ ol oyun ya. Sağ ol ya. Teşekkür ederim. Dengeleme politikası izliyorlar. Hani ayı gibi win alıp yardırınca dengeleme politikası izliyorlar anladığım kadarıyla. Neyse. Sevgili arkadaşlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.